5 dakikada gündemden merhaba. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl konuğumuz. Kendisiyle bugün yaptığı açıklamayı konuşacağız. Sadece Ankara'da koronavirüs pandemisi nedeniyle kesilen cezaların 70 milyon liraya ulaştığı ve bunun tüm Türkiye'ye vurulduğunda Türkiye'nin bütçe açığını kapatmaya yönelik bir noktaya doğru ilerlediği açıklamasını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasıl detaylandırabiliriz, nasıl yorumlamalıyız bu açıklamanızı size soralım. Önce şunu ifade edeyim. Bir defa bu idari para cezalarıyla birlikte bütçedeki o korkunç açığı kapatma şansları yok. Çünkü bütçede gerçekten çok ciddi bir kara delik var ve bu kara deliği bu tür idari para cezalarıyla kapatmaları söz konusu değil. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca her krizi kendilerince fırsata dönüştürmeyi adeta ilke edinmişler. Maalesef bu ciddi dönemde, bu salgın döneminde bile acaba bütçedeki açığı bir nebze olsun kapatır mıyız düşüncesiyle İdari para cezalarına çok ciddi bir şekilde yüklenmeye başladılar. Zaten ekonomik olarak çok zor durumda olan vatandaşlarımıza bir de bu tür bir idari para cezaları bindirilmeleri vatandaşlarımız için ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Sadece Ankara'da şu ana kadar ama buna da özellikle vurgu yapmak istiyorum. Zira bu sokağa çıkma yasağı akşam saatlerinden itibaren özellikle hafta sonlarında da iki gün boyunca devam ettiğinde bunu fırsat bilip idari para cezalarına yükleniyorlar. Dediğiniz gibi sadece bu zaman dilimi içerisinde Ankara'da 70 milyona varan bir idari para cezası kesildi ama şimdilik. Çünkü hafta sonları ve akşam saat belli bir saatten sonra devam eden sokağa çıkma yasaklarında bu cezalar artarak devam edecek. Bunu Türkiye'nin 81 il ve ilçelerine dönüştürdüğümüzde önümüzde çok büyük bir rakam çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 2019 yılında Ocak'la Kasım arasında o zaman dilimi içerisinde 5.2 milyar liralık bir idari para cezası kesilmişti. Bu aynı zaman dilimi içerisinde 2021'de ise 8.4 milyar dolar gibi büyük bir rakama ulaşmıştı. Şimdi pandemiyle birlikte bir yandan trafik idari cezalarının üzerine bir de bu pandemi sürecindeki idari para cezaları bindirildiğinde çok önemli bir meblağa ulaşmış olacak. Tabii vatandaşlar son derece sıkıntılı. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi ekonomik darboğaz, işsizlik, enflasyon bunlar zaten vatandaşlarımızı adeta canına ezdirdi. Bir de böyle yüklü para cezaları ödeme şansı yok. Dolayısıyla vatandaşlarımız artık bununla ilgili dava açmaya başladılar ve büyük bir ihtimalle bu davalar da vatandaş lehine sonuçlanacak. Çünkü gerçekten bu tür idari para cezalarının hiçbir şekilde kanuni olarak oturtulabileceği bir yer yok. Ama ne dersiniz ki iktidar adeta deli dumurul gibi bu vergilere yükleniyor. Böyle haksız kazançlar elde ederek bütçedeki açığı bir nebze olsun gidermeye çalışıyorlar. Şimdi düşünün bu salgın bir süre daha devam edecek. Bu salgın süresince idari para cezaları peşi sıra gelecek. Zaten idari para cezalarının ödeme şansı olmayan vatandaşlarla ilgili zaman zaman bir takım düzenlemeler faizinden ve varese tutuşta taksitlendirme yönüne gidiliyor. Çünkü vatandaşların ödeme gücü kalmadı. Vatandaşların bırakın bu tür 3.000-5.000 liralık para cezalarını öderek günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumdayken bu idari para cezalarını nasıl ödeyecekler? Dolayısıyla yeni bir yükümlülük, yeni yazışmalar, yeni bir takım davalar peşi sıra gelecek. Gerçekten bunlar vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Biz bunun takipçisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu haksız uygulamalar bizi gerçekten son derece üzüyor. Bu açıdan bunları takip edeceğiz. İlerleyen günlerde sadece Ankara ile ilgili değil, Türkiye genelinde bu idari para cezalarının
nerelere ulaştığını, ne kadar büyük meblağlara ulaştığını da kamuoyuyla ve basınla paylaşır. Ama geldiğimiz noktada sadece Ankara'ya baktığımızda 70 milyon lira bu zaman dilimi içerisinde idari para cezası kesilmiş. Ama bu dediğim gibi devam ediyor. Biz de bunun takipçisi olacağız. Sayın Bingöl, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun.